atom bombasından dolayı birileri yananları gören insanların daha fazla ağrı ve acı çektiklerini gösterdi. Halbuki teorik olarak bombanın düştüğü insanın, işte bizim substans P dediğimiz bir maddenin artması sonucunda daha fazla ağrı çekeceğini zannederiz. Hayat bunun tersi olduğunu gösterdi. Bir başka örneği şuradan göstereceğim. Normandiya çıkarması. Normandiya çıkarması sırasında askerler her savaşta olduğu gibi yaralanıyorlar. Bacakları kesiliyor. Ciddi yaralanma ve sakatlıklarla karşı karşıya kalıyorlar ve pek çok doktor yaralamayı önleyebilmek açısından, kişiyi kaybetmemesi, ölmemesi açısından bacakları kesiyor. Bunların hepsi ağrı kesici almayı reddettiler. Yani hiç ağrısız bir ameliyat, ağrı kesici kullanmadan ameliyatlar yapıldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bacağınız kesiliyor ve hiçbir ağrı kesici talep etmiyorsunuz. Bugün böyle bir şeyi tahayyül edebilir miyiz? Bugün yaşadığımız tabloya bakarsanız, başım ağrıdı, bir ağrı kesici, hani ayağım fazla ayakta kaldım, ağrı kesici, tam bir ağrı kesiciler dünyası. Buna aslında antropolojisi kitabında değinilmiş, anestezik bir toplum olmak. Yani tamamen uyuşmak istiyoruz. Ağrıyı duymamak, başka birinin ağrısına ve acısına künt kalmak. Ağrı kesiciler ve anestezik maddeler kullanarak sadece kendi içimize kapanan bir hayat tarifliyoruz aslında. Halbuki insanı diğer canlılardan ayırt edilen en önemli husus başka birinin ağrısına ve acısına tanıklık edebilmek, onu paylaşabilmek. Biz şimdi tümüyle hani tanıklık etmekten vazgeçiyoruz. Herkesin bugün itibariyle örneğin haberlerdeydi. Birkaç ay önce intihar eden bir asistan hekimin, bugün savcı cep telefonunda Baylok şeyinin olmadığını, kanıtlandığını ve sürecin takipsizlikle sonuçlandığını tarif etti. O asistan hekim öldü, intihar etti. Ve biz bu ağrılara ve acılara duyarsız bir vaziyette dolaplarımızda onlarca ağrı kesiciyle bir yaşam tariflemeye çalışıyoruz. Anestezik toplum olma hayali kurmaya çalışıyoruz.